Öncelikli olarak üzücü bir gün. 6 askerimiz şehit oldu. Vatan ailelerin hepsimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sözlerimi bunlarla başlamak istiyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz tabii hem yönetim kurulu olarak bu yıl sonunda özellikle yerel basınımızla, kardeşlerimizle beraber bir hem yeni yıl geçmiş, yani geçmiş olarak yılın değerlendirmesi, hem birimizin yeni yılını kutlamak, iyi dileklerimizi iletmek, hem de güzel bir yemek yemek amacıyla bu arkadaşımızı yanımızda toplamış bulunmaktayız. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Kısaca sizler buradayken 2-3 konuya değinmek isterim. Özellikle dün de Kulüpler Birliği vardı. Değerli bakanımız da katıldı. Kulüpler Birliği Başkanımız vardı. Sayın Federasyon Başkanımız vardı ve kulüp başkanlarımızla beraber. Öncelikle yeni yılda mevcut yılda oluşan problemlerin ortaya çıkmasını, daha olumlu ve pozitif bir ortamda sezonun devamının gelmesini konuştuk. İnşallah bunu hep beraber gerçekleştirebileceğiz. Tabii belli başlı sorunların da acil olarak çözülmesi gerektiği konusunda hem kulüpler hem de federasyon başkanımız da hemfikir. Ocak ayının içerisinde özellikle hemen başında bence ekonomiyle beraber Türk futbolundaki önemli problem olan hakemlerle alakalı konuların bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. İnşallah Ocak ayının başında bunları çözümlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İkinci önemli konu tabii ekonomi. Burada federasyonumuzun ve yönetim kurulunun çok önemli çalışmaları var. Dün de bahsettik orada. Özellikle sponsorluklar konusunda, özellikle nakden yayın iadesi konusunda. Umarım federasyon başkanı ve ekibi bu konuda önemli girişimler yaparak önemli sonuçlar elde edecek. Çünkü Türk futbolunda daha önce de bahsettiğim gibi artık konu çıkılmaz noktaya gelmiştir Türk futbolu açısından. Çok ciddi sıkıntılar var. Çok önemli maliyetler var kulüplerin katlanamadığı. Bunun dışında naklen yayında gelinen nokta ortada. İddia gelirlerinde gelinen nokta ortada. Bunların hepsinin umarım düzeleceği yeni bir yıl yaşayacağız. Ben gelen tüm basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Tabii burada biz yayını şey yapacağız ama kendi içimizde basınla beraber sormak istediğiniz nasıl bir soru varsa tüm soruları burada büyük başlıkla cevaplayacağım. Teşekkür ederim.